Çöpler Altın Madeni felaketiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Murat Kurum ne hikmetse hedef tahtası haline getirilmiştir. İl içi konuşuyorken konunun Sayın Kurum'un bakanlık dönemine geçiş yapması nihayetinde haksız ve hayasız eleştirilerin sökün etmesi sinsi bir propagandanın tedavülde olduğuna işaret etmiştir. İstanbul'da havlu atacaklarını şimdiden fark eden müflis zihniyetler Sayın Kurum'u yıpratmak için devreye girmişlerdir. Bir defa Çöpler Altın Madeni'nin yüklenici firmasına ÇED raporunu veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı değildir. Söz konusu bakanlık yalnızca çevresel etkileri değerlendirip denetlemektedir. Bunun yanında altın madeninin çevreye zarar verip vermediğini incelemektedir. Bahsi geçen altın madeni geçmişte defalarca denetlenmiş. 21 Haziran 2022 tarihinde de 20 metreküplük siyanür sızıntısı nedeniyle sorumlu görüldüğünden bu madeni işleten firmaya çevre kanununda belirlenmiş olan en üst sınırdan para cezası verilmiştir. Dahası ilgili firmanın faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur. Anlaşılacağı üzere Sayın Murat Kurum görevini layıkıyla yapmıştır. Verilemeyecek bir hesabının olmadığı ortaya çıkmıştır. Altın madeni felaketinin sızısı yüreklerimizi titretiyorken çok geçmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecinin bir malzemesi haline getirilmesi baştan ayağa yanlıştır, maksatlıdır, utanmazlıktır. Menfur ve melun emel sahiplerinin çabaları boşuna, çırpınışları beyhudedir. Allah'ın izniyle Türk milletinin teveccühüyle Ankara altın çağına ulaşacak, İstanbul muradına kavuşacak, yerel yönetimler zilletin ayak bağlarından mutlaka kurtarılacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, İstismarın kazananı olmayacak, ihanetin sonu olmayacak, iradesizliğin sonu görülmeyecektir. Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan felaketin derin izlerini beraberce sileceğiz. Bu zor günleri Allah'ın izniyle bertaraf edeceğiz. Milletimize ve yöre insanımıza çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Toprak altında bulunan işçilerimizin sağ salim çıkarılmalarını ve aileleriyle kucaklaşmalarını Rabbimden niyaz ediyor. Maden felaketine neden olan ihmallerde payı bulunan hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmaması temennimdir. Taşı toprağı altın olan İliç ilçemizin ve Çöpler köyümüzün tekrar belini doğrultacağı günler yakındır. Devlet millet dayanışmasıyla bu sıkıntılı günler sabırla, sebatla aşılacaktır.